Annene götürdün mü verdiğimi? Çocuk bakacak, peygamberin gözlerinde kaybolacak. Hayır diyecek, yedim onu. Vefasız diyecek. Yapılır mı anneye bu? Vefasız. Sonra gülümseyecek, yürüyecek. Medine yeni alışıyordu. Medine alışmamıştı. Sömüreler alışamazlar ki merhamete, hak yiyenler alışamazlar ki sevgiye. Alıştırıyordu ama. Önce kendinde uygulatıyordu. En güzel örneği kendisi oluşturuyordu. Sonra damla damla, hücre hücre, damar damar işletiyordu yüreklere. Bir Allah vardır hesap soracak olan. Onun sonsuz nimeti, cenneti vardır. Daha ötesi yok mu ey Nebi? Ötesi var, var. Nedir ötesi? Allah'ı görmek. Yürekler birdenbire kıpırdıyordu. Başlar kalkıyordu. Allah'ı görmek. Görecek miyiz ya Resulallah? Allah görülür mü ki? Göğe bakınız. Ne var gökte? Ay var. Nasıl bir ay? Dolunay ey Nebi, dolunay. Hiçbiriniz ayı görmekte sıkıntı çekiyor musunuz? Hayır. Allah'ı öyle göreceksiniz işte. Rahmet veren bir peygamber, sevgi veren bir peygamber. Bir cenaze geçiyordu, hemen ayağa kalkıyordu. Cenazenin önünden. Toparlanıyordu. Merhamet önderi. Öteki geliyordu. Ya Resulallah, o bir Yahudi cenazesi. Bir Yahudi cenazesinin önünden ayağa kalktınız. Dönüyordu, cevap veriyordu. Ama o bir insan diyordu. O bir insan. Ey insanlar. Ey insanlık. Müslümanından Hristiyanına, Yahudisinden ateistine, Muhammed'i tanıyor musunuz? Muhammed'le görüştünüz mü hiç? Okudunuz mu Muhammed Mustafa'yı hiç? Ön yargılardan uzaklaşarak bakıverdiniz mi hiç Muhammed Mustafa'ya? Kendinizle bir hesaplaştınız mı? Ne kadar tanıyorum onu diye. Bir kadın çocuğunu kaybetmiş. Yana yakıla çocuğunu arıyor. Bir sefer sırasında bir oraya çocuğunu kaybetmiş. Çocuğunu kaybeden bir anneden daha çaresizi var mı? Daha çaresizi. İyi ki vardın ey Nebi. İyi ki rahmet gibi geldin yüreklerimize. Dağılmış olan kalplerimizi iyi ki toparlayıverdin ey Resul. İyi ki vardın. İyi ki doğdun. İyi ki mevlidin var. İyi ki miracın var. İyi ki hicretin vardı. Çocuk annesiz. Çocukları annesiz bırakma ya Rabbi. Anneleri babaları çocuksuz bırakma ya Rabbi. Ey merhametler merhametlisi. Eller sana açılır. Kime açılacak ki başka? Günahımız çoktur belki ama senden başka Rab, senden başka ilah bilmedik ki. Senden başkasına eğilmedi bu anılarımız ya Rabbi. Çocuğunu yakaladı. Çocuğunu sarmalayıverdi kadın. Öpüyor çocuğunun kulağını, gözünü, burnunu kemiriyor sanki anne. Yiyecek sanki çocuğunu. Nasıl sever işte, öylesine seviyor. Aşkın bir sevgiyle seviyor. Bir an gözleri annede peygamberin. Elleriyle işaret eder. Bu kadına bakınız. Bu kadın bu çocuğunu ateşe atar mı? Dediler ki hayır ya Resulallah. Bu kadın canını verir çocuğu için. Annesini ateşe atar mı? Döndü. Rabbini kaybetmiş. Rabbini yitirmiş.
Allah'ı kaybetmeyin. Allah'a küsmeyin. Allah'a küsülmez ki. Allah'a secde edilir. Allah Allah'tır. İnsan da insandır. Allah'a küstüğünü zanneden, biraz da ahireti unutan, serkeş bir hayat yaşayanlara ders verircesine, Allah bu annenin çocuğuna gösterdiği merhametten daha merhametlidir size karşı der. Nasıl terk ediyorsun o zaman sen? Nereye gidiyorsun? Nereye? Çıkmaz sokak. Allah'a gitmeyen sokakların tümü çıkmaz sokak. Çıkamazsın içinden. Nasıl dünyaya gelirken sormadılarsa sana, ölürken de sormayacaklar. Mezarda hesaba çekilirken de sormayacaklar. Sormak lazım ama sen kendine sorsana. Ölmeden önce sorgulaman lazım değil mi? Bu hayat böyle kayıtsız olabilir mi? Bu güneş boşuna mı dönüyor? Dünya boşuna mı dönüyor? Ay boşuna mı dönüyor? İnsanlar boşuna mı ölüyorlar? Bu atmosferi kim yarattı? Bir sorsana, bir gün dönüş yapsana hele. Nereye kadar, ne zamana kadar böyle? Bir dönüş zamanı lazım. Hatalara paydoz. Günahlara paydoz. Yahudi delikanlı onu çok sever. O da Yahudi delikanlı çok sever. Delikanlı her gün onu seyreder peygamberi. Öylesine sever ki uzaktan bakar Resulullah'a. Bir şey yapamaz. Babasından, annesinden, çevresinden korktuğu için. Çevre baskısı, ev baskısı, çocuk dar, Nebi karşısında yollar kapalı. Bir gün çocuğu görmez oldu. İki gün, üç gün. Nerede o delikanlı dedi, nerede? Hasta ya Resulallah dediler. Delikanlı hasta yatıyor. Hadi gidelim ona dedi. O bir Yahudi ya Resulallah. Hadi gidelim, hadi. Orası Yahudi mahallesi ya Resulallah. Hani ne olur ne olmaz. Hadi gidelim. Aldı yanına en sevdiklerini, en sevgiliyi. Delikanlının evinde bir an mahalle toplandı. Muhammed geldi. Muhammed geldi. Işık geldi aslında. Farkındaydı herkes de. Rahmet geldi. Bir anda toparlanıverdi. Her şey bir başkalaşıverdi. Bir anda. Bir anda. Delikanlının yanına oturuverdi. Resulullah'ı görünce delikanlının yüzü bir aydınlandı, bir güzelleşiverdi. Yüzünde binlerce gülücük, o geldi ya, o sevdiği uzaktan, dokunamadığı, yanına gidemediği, düz çökemediği, bana da öğretsene ey Muhammed diyemedi, geldi ya. Yahudin evine gidilir mi? Gidilmez mi? Hristiyan evine gidilmez mi? İçki içen evine gidilmez mi? Tabii ki gideceksin. Gideceksin. Kime faydan dokunacaksa gideceksin. Hep söylemişimdir. Kaybedecek bir insanımız yok. Bir insan. Yadellere verilecek bir canımız yok bizim. Bir insanı dahi feda edemeyiz. Bin cinayet işlemiş olsa da kurtarır mıyız diye bakacağız. Öyle diyordu Resul. Günde 70 kere tövbeni bozsan da ısrarcı olmazsın, dönüşün var 71. kez. Hangi din bu kadar muhteşem, bana söyler misiniz? Delikanlının yanında, delikanlı Resul'ün gözlerinde bir an bakar, der ki delikanlı de bakayım Allah bir, Muhammed onun Resulüdür. Çocuğun gönlü Resul'de, gözü babasında. Bir müsaade etse, ipleri bir gevşetse, bir koridor açsa babası, kendisi iman etmeyen baba, ölmek üzere olan genç delikanlıya dayanamaz, kendi oğluna. Bütün çevrenin bakışları arasında döner, oğlum de, Muhammed'in dediğini de oğlum, kurtar kendini.
Onun dediğini de oğlum. Baba ağlar, delikanlı ağlar. Çocuk, sen Allah'ın Resulüsün der. Birkaç dakika sonra ruhunu teslim eder. Sessizlik var odada. Nebi ayağa kalkar. Dostana döner. Onu yıkayın ve kefenleyin. Rahmet gibi geldin, şefkat gibi geldin yüreklerimize, bize merhamet verdin ey Nebi. İyi ki vardın, iyi ki rahmet geldin.